Tonguç Dershane sunar. Tonguç matematik yazısına kaç gün kaldı? Hocam yarın yazılım. Evladım nasıl çalışacaksın bir günde? Hocam ne olur taktikler verin. Gerçekten sıkıştım artık. Harikasın. Zaten seninle beraber şimdi son gün yazılıya nasıl çalışabiliriz? Bunu göreceğiz. Gerçekten süper bir şekilde çok güzel tüyolar vereceğim sana. Bir kere Tonguç evladım. Evde kampa gir. Gerçekten yarın yazılım varsa o zaman hemen kendi masanı hemen bir düzenle. Bir iki dakika, üç dakika içerisinde düzenleyebilirsin. Ardından hemen lütfen odaklan. Yani derse odaklan. Dersde, ders dışında başka bir şey düşünme. Hemen ufak bir mini... ...plan yap. Çünkü belli konular var... ...o konulardan çok fazla gelecek. Biliyorsun... ...Milliyetin Bakanlığı'nın konu ve kazanımları... ...belli. Ve bütün okullar... Örnek artık... sorular varmış evet, hocam? Evet. Yeni yeni bir şey çıktı. Onu da göstermek istiyorum... ...baksana mesela. Bak, sosyal bilgilerden... ...işte edebiyattan, işte... ...matematikten, fenden... ...Milliyetin Bakanlığı ilk defa tarihinde... ...yazılıya hazırlık örnek soruları... ...yayınladı. Dolayısıyla hangi konudan... ...hangi sorunun çıkacağının şeyini bile ayrıntısını bile bize verdi. Dolayısıyla biz bunları çok iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bak buradan hangi konudan hangi örnek sorumuz var ve bunları yaparsan sen aslında sınavda çalışmış oluyorsun ve bununla alakalı da taktikler vereceğim sana şimdi. Bir de planlı belirle yani hangi konuların eksik hangi konuların daha kuvvetli ve vakit kaybetme hemen başlaman gerekiyor. Çünkü yarın yazımız var Tonguç Elan Bey. Bunlardan uzak dur. Neden uzak durayım hocam? Gelişi güzel çalışmak. Aa, kafama esti bunu çalışayım. Hayır. Yarın yazım varsa ona uygun çalış. Veya işte iki gün sonra varsa ...ona uygun çalış ve o planı... ...kendi başına yapmalısın. Özgüvensizliği... Çok zor olacak diyorlar hocam evet, ya. Evet. Tamamen bunu... ...sözlüğünden çıkar. Zor olmayacaksın sınav. Sen kendine güven, o özgüvenini... ...toparla, kesinlikle yapacaksın. Başaracağım. En iyi notları alacaksın, merak etme. Kope çekmekten kesinlikle tabii ki... ...uzak durmalısın diyorum ve... ...hemen çalışma notlarımıza başlıyoruz. Bir kere... ...derste aldığımız notlar en önemlisi. Okulda hocamızın bize gösterdikleri... ...çok önemli ve aynı zamanda... ...biliyorsun yazılı notlarımız var. Biliyorsun... ...her sınıfta bizim onda 9'da, 8'de, 7'de, 6'da, 5'de herkesin zaten elinde olan bir şey bu artık. Ve yazılı notlarımızla insanlar çalışıyorlar ve burada bilmen gereken bütün kazanımlar Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun bir şekilde ve örnek sorulara uygun bir şekilde sana verilmiş. Dolayısıyla bunlara çalışabilirsin ve bu yazılı notlarımızın yanında bir de en önemlisi Tonguç Evladım benim yazılıya hazırlık kamplarımız var. Tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube'dan yaptığımız yazılıya hazırlık kamplarımız var. Tüm 8'de, hocam bu aynen tabii ki 6'da, 5'te, aynı zamanda 9'da, 10'da, 11. sınıfta yani ortaokul lisede tüm sınıflarda yazılıya hazırlık kamplarımız var ve bunları tamamen ücretsiz yapıyoruz. Gün gün programlarımıza zaten belli evladım benim bunlarla beraber çalışacağız. Sana, sana da en uygun aslında bu. Hani demin sana gösterdiğim Örnek mi? soruları çözecek misiniz hocam? Aynen bak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ortak konu soru dağılım tabloları vardı ya. Bunlara yüzde yüz uygun hazırlıyoruz. Yazılı provalarımızı, yazılı kamplarımızı ve yazılı notlarımızı. Ve bunlara çalışmış oluyorsun aslında merak etme. Bu soruları çözmesen bile yazılı provalarımızda bunları çözmüş oluyorsun diyoruz. Ve aynı zamanda... Planın nasıl olmalıya bakalım birazcık da konu analizi bir kere çok önemlisi. Yani hangi konun senin için kolay, hangi konunun daha sıfır olduğunu bilmelisin ve bunu yaparken Tonguç öğretmenim sıfır konulara önem vermelisin. Çünkü sıfırı bir yapmak birazcık zor ama oradan da puan kazanabileceğin bir Aha. şey olur. Bizim hedefimiz çünkü yazılarda en yüksek notlar dolayısıyla en iyi notu hedeflememiz gerekiyor ve yarım ve eksik olduğun konuları lütfen hemen bir hızlı bir şekilde tamamlamaya çalış ve planını yaparken buna önem ver diyorum ve aynı zamanda sınav öncesinde sınava gidiyorsun artık geliyorsun artık çalıştın malıştın kıl tiplerden uzak dur lütfen işte çok zor olacak Hoca çok zor soracakmış. Bu sene Milliyetin bakanlığı şeyler. Hocam Türkçe'de şeyler kalma notu yetmiş olmuş. Aynen bak, mesela Türkçe'de kalma. Ya bunlar birazcık moral bozucu şeyler ama seni ilgilendirmiyor. ki. Sen zaten bütün konulardan en iyi şekilde çalışmanı yaptın ve en iyi notları alacaksın. Sınıfına erken git mutlaka ve son ana kadar notlarına bak lütfen evladım benim. Çünkü her bir not senin için ekstra bir puan demek yazı aslında. Yazın notları küçük hocam zaten evet. ben yanına götürüyorum. Aynen yazın notları böyle yanında götürürsen buradaki bütün notlar aslında senin ihtiyacın olan bütün bilgileri içeriyor diyebiliriz. Formülleri ve önemli noktaları mutlaka ezberle zaten yazın notlarında uyarıyoruz biz seni. Sınav esnasında lütfen ama lütfen panik yapma. Özgüvenini toparla. Ben bu sınavda en iyi notu alacağım de. İlk başta yapamadığın sorular olabilir. Unuttuğun şeyler olabilir. İlk başta aa her şey aklımdan gitti diyebilirsin. Ama hiç sorun değil. Onlar geliyor aklına merak etme. İlk başta böyle <laughs> gözlerim <laughs> bir sağa sola bakabilir gerçekten. De. Bildiğin sorudan başla. Bildiğin sorudan moral topla ki diğer soruları rahat rahat yapabilirsin. İlk soruyu yapamayabilirsin ama ikinci soruyu yaparsın. Ondan sonra moralin toplanır, ilk soruyu geçersin. Çünkü yazılı işi stresi yönetme işi bu arada. Onu söylemek istiyorum sana. Stresini iyi yönetirsen başarılı olursun. Kağıdı doldurmaya çalış. Bütün eksiklerini e, toparlamaya çalış yazılı bitmeden önce ve kendine güven. En önemlisi biliyor musun? Bunların arasında kendine güven. Kendine güvenirsen panik yapmazsın. Kendime güveniyorum. Kendine güvenirsen zaten kağıdı doldurursun diye ve aynı zamanda lütfen bir dahakine son güne bırakma. Bütün sınavlarımızı erkenden çalışmak her zaman daha iyi olur ve daha iyi bir sonuca getirir seni. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yazılarda başarılar. Sağ olun hocam. Donguç Dershane sundu.